6 Eylül 1922. Bir gün önce Salihli Muharebesi'nde milli mücadelenin en kanlı ve en uzun süren Meskun Mahal Muharebesi'nde 1. ve 14. Süvari Tümenleri bütün gün boyu Yunanların kalabalık düşman grubuyla muharebe halinde olmuş. Salihli'nin önce içinde başlamış, sonra Yunan birlikleri kuvvetlerimizi Salihli'nin dışına doğru sürmüşler ve akşam saatlerinde hava kararırken çekilen Yunan birliklerinin ardından Türk kuvvetleri, Türk süvarisi Salihli'ye girmiştir. Salihli 5 Eylül akşamı düşman işgalinden kurtulmuştur. Tabi bu sırada en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi muhabere eksikliği. Gerçekten birlikler arasında, hele ki süvari kol ordusuyla 1. ordu, dolayısıyla da geri kalan piyade birlikleri arasında iletişim, koordinasyon gerçekten çok büyük sıkıntı haline gelmiştir. Alaşehir'e yaklaşan 1. kol ordu ve onun hemen yanına yanaşan 2. kol ordu hesaplarını Salihli'ye taarruz ederek Milin hattında Yunanlarla son bir büyük meydan muharebesi yapacak şekilde yapmaktadır. Çünkü onların henüz bir gün önce, daha doğrusu gün boyunca Salihli'de olan bitenden haberi yoktur. Aynı şekilde 2. Süvari Tümeni de bir türlü 1. ve 14. Süvari Tümenlerinin yanına yaklaşamadığı için istenen sonuç biraz daha geç alınmak zorunda kalmıştır ve bedeli de yüzden fazla şehit şeklinde 1. ve 14. Süvari Tümenlerinden biraz ağır olmuştur. Ama sonuçta süvariler bir kez daha, tıpkı daha önce Eyret'te yaptıkları gibi 28 Ağustos'ta çok ağır bir bedel ödeme pahasına mecrağından çıkma ihtimalini ortadan kaldırmışlardır suyun. Yatağında akmasını sağlamışlardır. Tıpkı daha önce Başkomutan Gazi Mareşal Mustafa Kemal Paşa ve bütün komuta heyetinin planladığı o ilk harekat planındaki gibi ona uygun şekilde devam etmesini sağlamışlardır. Şimdi peki daha sonra ne oldu? Geceyi 5 Eylül gecesini birlikler Salihli civarındaki köylerde geçirdiler. Kimi Taytan'da, kimi Adala'da gibi. Bunlardan bir tanesi de 14. Süvari Tümeni'ydi. 14. Süvari Tümeni komutanı Mehmet Supi Kula'nın, Mehmet Supi Bey'in yıldızı harekatın başından beri bir türlü kol ordu komutanı Fahrettin Paşa ile barışmamıştır. Değişik seferlerde farklı gerekçelerle aralarında sürtüşmeler olmuş. Daha doğrusu Fahrettin Paşa'nın Mehmet Supi Bey'e çıkışmaları vardır. Yine bunun bir benzeri 5 Eylül akşamı yaşanır. Atlar gerçekten artık 14. Süvari Tümeni'nin çok zor durumdadır. Çok uzun yürüyüşler, sürekli muharebeler nedeniyle, özellikle hızlı intikaller nedeniyle atlar çok yorgundur. Ve bir de hiç gündeme gelmeyen bir şey var. Süvari kılıcını çeksin, direkt taarruz etsin. Böyle bir şey yok. Süvarinin kullandığı atlar da can taşıyorlar ve onların da bazı kapasiteleri var. Bunlardan bir tanesi yürüme kapasitesi. Günde kat edebileceği mesafe ya da durmaksızın süratli gidebileceği mesafe, bunlar hepsi belli. Hepsinden önemlisi bu atların beslenmesi lazım ve bu atlar her yerde gelişi güzel koyun otlatır gibi etrafa yayarak besleyebileceğiniz hayvanlar, canlılar değil. Özel şartlar gerektiriyor ve bunu her yerde bulamıyorlar. İşte bu nedenle Mehmet Supi Bey de ulaştığı noktada atlarını doyuramayacağını, besleyemeyeceğini, yayamayacağını söyleyerek başka bir köye intikal etmek istediğini söyleyince Fahrettin Bey buna izin vermiyor. Fahrettin Paşa sert bir tepkiyle, hatta bunun arkasında bir de şöyle bir ifade de var. Zamanında 1. Süvari Tümeni'ne yardıma gidemediğiniz için büyük bir fırsat kaçtı. Halbuki burada 14. Süvari Tümeni'ne değil de belki 2. Süvari Tümeni Alaşehir bölgesindeki Söğütdere'den daha zamanında intikal etmiş olsa, 3 Süvari Tümeni'yle bir kuşatma harekatı yapılmış olsa belki harekat daha erken sonuca ulaşabilir. Belki sanki hani yıllar sonra belki bu yaptığım şey biraz şımarıklık gibi algılanabilir 100 sene sonrasından bakıp da değerlendirmek. Ama 2. Süvari Tümeni'nin vaktinde gelememesi sanki 14. Süvari Tümeni'nin yeteri şiddette taarruz edememesinden çok daha büyük bir etken gibi geliyor insana. Her ne olursa olsun 14. Süvari Tümeni 6 Eylül sabahına Fahrettin Paşa'nın çizdiği sınırlar dahilinde istirahat ederek başlar. Ve yapılan plan gereğince 1 ve 2. Süvari Tümenleri doğrudan Ahmetli istikametine,
14. süvari tümeni de Bin Tepeler, yani şu anda bulunduğumuz Göl Marmara Gölü ile Salihli arasındaki bölge üzerinden Akhisar Manisa doğrultusunda Spil Dağı'nın kuzeyinden dolaşarak İzmir'e bir kavis çizerek inecek şekilde bir harekat planlanmıştır. Şu anda bulunduğum yer yaklaşık Salihli'ye 15 kilometre mesafede, az önce söylediğim gibi Göl Marmara Gölü ile Salihli'nin arasında, gölün hemen kuzey kıyısında, kıyısında Tekelioğlu köyü var. Ve Lidyalılardan kalma aslında eski bir nekropol sahası burası. Sardes antik kentinin bir uzantısı olduğunu düşünebiliriz. Lidyalılardan kalma ve buradaki bu tümülüslerin hepsini zamanında Yunanlılar berkitmişler, üzerine mevziler oluşturmuşlar, makinalı tüfek yuvaları kurmuşlar ve Bin Tepelere eski bir tanıdık, daha önce Kula'da da karşımıza çıkan Lufas müfrezesi 27. alayıyla Bin Tepelere yerleşmiş ve iki kol halinde batıya çekilen bir kısmı Manisa doğrultusunda, bir kısmı Ahmetli Turgutlu istikametine çekilen Yunan birliklerinden Manisa'ya çekilenlerin çekilişini kolaylaştırmak, emniyetini sağlamak için buraya yerleşmiştir. İşte 14. süvari tümeni 6 Eylül sabahı Bin Tepelerin hemen güneydoğusundan görünür. Ve yavaş yavaş Manisa istikametine ilerlerken sabah erken saatlerde burada Lufas müfrezesi ile muharebeye tutuşurlar. Bu neden süvarinin son kapsamlı taarruzu diyoruz? Çünkü 14. süvari tümeni neredeyse bütün bir gücüyle burayı söküp atıp bir an evvel Manisa tarafına çekilen birliklerin peşine düşebilmek için bataryalarını da kullanarak ciddi bir taarruz yapmıştır. İki gün sonra belki Sabuncu Belinde 2. süvari tümeninin Yunan artçılarına yaptığı atlı taarruzu da hesaba katabiliriz ama daha kapsamlı, burada topçu desteğinin de olduğu daha ciddi organize bir taarruzdan bahsediyoruz. Lufas müfrezesi de az önce söylediğim gibi eski bir tanıdık. Eski bir tanıdık olması da tabii onun da aynı şekilde yıpranmış olduğunun kanıtı. Muharebe ede ede bu noktaya kadar gelmiş. Fazlasıyla zayiatı fazla. Artık müfrezedeki askerler de savaşmak istemiyorlar. Ve artık yaklaşık İzmir'e 100 kilometre mesafede olduğumuz için denizin kokusu gelmeye başlamış. Dövüşmekle evinin arasında kritik bir noktadaki Yunan askeri elbette ki çok yaklaştığı İzmir'e bir an evvel ulaşıp tahliye olup memleketine, yurduna dönmek istiyor. Bu nedenle 14. süvari tümeninin taarruzu burada çok öyle uzun gün boyu mevzi muharebesine dönecek şekilde gerçekleşmiyor. Lufas müfrezesini söküp daha kuzey batıya doğru atıyorlar ve 14. süvari tümeni de Bin Tepelere doğru Tekelioğlu istikametine ilerlemeye başlıyor. Hemen gördüğünüz gibi etrafta zaten biz bir tanesinin eteğindeyiz şu anda. En büyük tümülüslerden bir tanesi Giges tümülüsü. Onun dışında etrafta gördüğünüz Ergen sivilcesi gibi pek çok tümülüs var. Bunların hepsinin de üzerinde yaklaşık birer ikişer makinalı tüfek yuvası ya da siper hatları var. Şimdi 6 Eylül'de artık buradaki Yunan son birliğini de attıktan sonra artık hani o marşımızda, İzmir marşında diyoruz ya, İzmir'in dağlarında çiçekler açar, bozulmuş düşman yel gibi kaçar. Buraya kadar düşman yel gibi kaçarak gelmedi. Günlerdir anlattığımız gibi adım adım bir şekilde en azından artçılarıyla savunarak asıl kuvvetlerin çekilişini kolaylaştıracak şekilde geldi. Ama işte buradan sonra Bin Tepeler Muharebesi'nden sonra artık İzmir'in dağlarındaki açan çiçekler net görünmeye başlar ve gerçekten düşman yel gibi kaçmaya başlar. Bin Tepeler Muharebesi'nin önemi budur. Fakat bakın, burada olan bitenler, bir gün önce Salihli'de olan bitenler hala daha kol ordularda, 1. ve 2. kol orduda, piyadelerde buna ilişkin bir malumat yoktur, bir fikirleri yoktur. Akşam saatlerinde gelecektir buna ilişkin haberler. Ve İzzettin Paşa ne yapar? İzzettin Çalışlar kol ordusunu Salihli önünde taarruz düzeninde açmaya başlar. Salihli'de Türk askeri vardır ama İzzettin Bey bundan haberdar olmadığı için
kol ordusunu taarruz düzeninde açar. Ha bu bir felakete mi gidecek? Sakın yanlış anlamayın, herhangi bir facia yok. Tam o sırada gelen bir haber yüreklere su serpecek. Türk süvarisi Salihli'ye girdi, batıya ilerlemeye devam ediyor. Ona göre de piyadeler yeni düzenlerini alacaklar. Orada yeni bir düzenleme sonucunda bir grup aynı 1 ve 2. süvari tümenlerinin Ahmetli, Turgutlu istikametine gittiği gibi dümdüz batıya gidecek Gediz boyunca. Bir grup da Manisa'nın içinden geçerek Spil Dağı'nın kuzeyinden bir kavisle Sabuncu Belinden Bornova'ya doğru inmek zorunda kalacak. İşte bu düzenlemeleri de konuşacağımız yer 5 Eylül akşamını Mustafa Kemal Paşa ve karargahının, Batı Cephesi karargahının bütün komuta heyetinin geçirdiği Salihli'nin Adala Köyü. Şimdi Adala'ya gidiyoruz. Evet, 5 Eylül Salihli'de artık akşam saatlerinde kontrol ele alındıktan sonra, gece geç saatlerde daha doğrusu, 6 Eylül günü Mustafa Kemal Paşa, İsmet Paşa, Fevzi Paşa, yani Türk ordusunun Batı Cephesi Komutanlığı'nın bütün üst kademesi Adala'ya gelirler. Adala, Salihli'nin yaklaşık 15 kilometre kadar daha hemen kuzey doğusunda bulunan bir kasaba. Ve şu anda bulunduğum ev, şu anda restorasyon devam ettiği için ancak bu açıdan bu şekilde sizlere gösterebiliyoruz. Öbür tarafta ciddi bir tamirat şu anda devam ediyor. Bu evde kalırlar. Burada bir takım önemli kararlar alınır. Artık savaşın, muharebelerin gidişatı belli olmuştur. Az önce söylediğim gibi artık düşman gerçekten tıpkı İzmir Marşımızda olduğu gibi ardına bakmadan yel gibi kaçmaya başlamıştır. Ağırlıklarını bırakarak kaçmaktadır. Bazı gelen raporlarda topları çeken atların koşumlarını keserek mürettebatın atlayarak bu atlarla topları terk ederek savuştuğunu göstermektedir. Gerçekten artık kaotik bir şekilde İzmir'e doğru bir an evvel en yakın iskeleden gemiye binip tahliye olmaktan başka, vatanına dönmekten başka Yunan askerinin aklında bir şey yoktur. Komuta kademesi ise hala da bir takım önlemler alarak işleri düzene sokabileceğini, en azından çekilmeyi düzenli bir şekilde gerçekleştirebileceğini düşünmektedir. Tabii İzmir'den bütün bu 350-400 kilometrelik güzergah boyunca olan biten her şeyi yaklaşık 1-2 gün geriden takip ettiği için Yunan Başkomutanlığı, Yunan Karargahı aldığı kararlar da biraz bununla uyumlu oluyor. Örneğin sanki elde hala savaşabilecek bir harp unsuru varmış düşüncesiyle bütün elde kalan birlikleri Yunan Küçük Asya ordusunu iki ana grup altında toplarlar. Kuzey Harp Grubu ve Güney Harp Grubu adı altında. Güney Harp Grubu'nun komutasını General Frangu'ya verirler. Güney Harp Grubu'nun altında da iki kol ordu tanımlarlar. Bunlar A kol ordusu ve B kol ordusudur. A kol ordusunda daha çok hala daha bir emniyet alma durumunda bir iki kurşun sıkabilecek nitelikteki ufak tefek birlikleri toparlarlar. B kol ordusuysa artık 4. tümen gibi, 12. tümen gibi, 5-9 gibi herhangi bir askeri değeri kalmayan, tek düşüncesi bir an evvel sahile ulaşıp bir gemiye kapağı atmak olan askerlerin toplandığı kol ordulardır. Netekim bunların hareket parkurları, güzergahları tanımlanırken A kol ordusunun Torbalı üzerinden Çeşme'ye doğru hareket etmesi, İzmir Çeşme'ye doğru hareket etmesi öngörülmüştür. B kol ordusu daha farklı bir parkurdan, daha kuzeyden gidecektir. Ama Gonatas bu emri dinlemez. B kol ordusu da A'nın peşine takılarak aynı güzergahtan gider. Yani İzmir'deki karargah ne kadar emir komutayı tekrar tesis etmek istese de artık sahadaki uygulamanın bununla herhangi bir ilgisi kalmamıştır. Bir de tabii başkomutanlık konusu var. O tam aslında bir skandal. 3 Eylül günü Hacı Anestis'in artık herhangi bir faydasının olmayacağı düşünülerek, kontrolü tamamen kaybettiği düşünülerek sahadaki en güvendikleri komutana, General Trikopis'e başkomutanlığı vermişlerdir. Ve bu resmi gazetede yayınlandığı dakikalarda General Trikopis, Mustafa Kemal Paşa'nın karşısında
sorgu suale tabi tutulmaktadır. Tabii bunun haberi Atina'ya geldiği zaman gerçekten tabiri caizse çarşı fenaket derecede karışır. Ne yapalım ne yapalım? 63 yaşında Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra emekli olmuş, ikinci kez emekli olmuş General Polymenakos'u üçüncü kez tekrar orduya çağırırlar. Apar topar başkomutan yapılır ve ivedi olarak General Polymenakos, Savaş Bakanı Theotokis ve Genelkurmay Başkanı Dusmanis bir gemiye atlayarak bir savaş gemisine İzmir'e gelirler. Geldikleri zaman karargahta önce Hadzianestis eski başkomutan, hala da kendisini başkomutan sanıyor bu dakikalarda, bir briefing verir, mevcut durumu anlatır, özetler. Tabii bunu anlatırken mümkün olduğu kadar nalıncı keseri gibi kendi tarafına yontmaya çalışır. Ama her şey alem beyan ortadadır. Yani bir başkomutan bu kadar kritik bir süreci hiç yerinden kıpırdamadan 350-400 kilometre uzaktan İzmir'den yönetmeye kalkmıştır. Bunun herkes farkında olduğu için, kendisine de artık bir inanç, bir saygı gibi bir şey kalmadığı için toplantının sonunda kendisine görevden alındığı tebliğ edilir. General Polymenakos ivedi olarak hemen işe koyulur. Bir takım emirlerle çekilişi düzenlemeye çalışır. Belki de yaptığı tek sağlıklı şey çekiliş güzergahlarının özellikle Çeşme, Alaçatı, Ilıca tarafından yapılarak Türk ordusunun etkisinden mümkün mertebe uzakta gerçekleştirilmesini sağlamak olacaktır. Yunanistan artık buram buram felaketi yaşamaktadır. 4 Eylül'de önce İzmir'deki Yunanistan'dan getirilmiş olan bürokratik sistem geri Atina'ya geri döndürülmeye başlanır. Ama bu o kadar Anadolu Rumlarını zor durumda bırakan bir şekilde yapılır ki arada çok ciddi bir artık psikolojik uçurum oluşacaktır. Takip eden devrede de Anadolu Rumlarına, mübadeleyle giden Anadolu Rumlarına Türko denmesinin, onların da yerli Yunanlardan çok haz etmemesinin sebebi biraz da aslında burada başlar. Ne olmuştur? Yunanlara gidip sorduklarında Yunanlı bürokratlara, Anadolu Rumları herhangi bir şey yok, asayiş, Berkemal Trikopis Kemal kuvvetlerini dağıttı, geri püskürttü gibi yalanlarla karşılaşırlar. Oysa bu sırada bütün evrak, bütün donanım, hem bürokratik hem askeri teçhizat yavaş yavaş toplanmaktadır. Nitekim 4 Eylül'den başlayarak bunlar gemilere doldurup yüklenmeye başladığı haberleri İzmir'den başlayarak bütün çevreye yayılmaya başlayınca panik halinde İzmir'e doğru bir hücum başlayacaktır. İzmir'e yığılan Anadolu Rumlarının sayısı 350-400 bini çok kısa süre içerisinde bulacaktır tahliye edilmek ümidiyle. Bu sıra içerisinde tabii bir de Mikroaziyatiki Amina, daha önce bahsetmiştik. Bunlar Mikroaziyatiki Amina'da bir paramiliter grup. İktidardan uzaklaştırılan Venizelos taraftarlarının Anadolu'da kurduğu, Anadolu'nun müdafası, Küçük Asya'nın müdafası anlamına gelen bu paramiliter grup köylere, kasabalara kadar aslında silahlanmış ve örgütlenmiştir. Bunlar da çok büyük bir açmazdadır. Yani Yunan askeri gidecek, belli, bozulmuş, artık bir yenilgi söz konusu, bir bozgun söz konusu. Fakat ellerinde silahlarıyla bu kalan Anadolu Rumlarının paramiliter gücü ne yapacak? Direnecekler mi? Sabotajlara mı girişecekler? Bunlar da kendi aralarında ne yapacaklarını tartışmaktadırlar. Çok değil, 3-4 gün sonra zaten Mikroaziyatiki Amina'nın bu süreçte kendini nasıl konumlandıracağını göreceğiz. Özellikle 9 Eylül bizim için kutlu bir gün. O günden bahsederken elbette 9 Eylül sonrasında neler olduğundan da bahsedeceğiz. Tekrar 6 Eylül'e geri dönecek olursak, 6 Eylül günü söylediğimiz gibi artık muharebelerin gidişatı bellidir. Çok da fazla artık bu dakikadan sonra ciddi, yoğun, ateşli, kayıplar verilen muharebeler gerçekleşmeyecek. Bu dakikadan sonra en büyük kaygı Yunanların olabildiğince az, hatta mümkünse hiç Türk yerleşimini yakmaması, katliam yapmaması. Bu amaçla bugün burada alınan kararlardan bir tanesi de şudur. Ordu komutanlıklarının bünyesinde bütün tümenlerden birer bölük teşkil edilecek. Bu bölükler artık ikmal iaşe kollarındaki katırlar da dahil olmak üzere her binek hayvanından yararlanarak atlı takip kolları oluşturacaklar ve bunlar süratle Yunanların olası tecavüzlerini, saldırılarını bertaraf etmek, önlemek için
hızla hareket ederek onların takibinde önden gidecekler. Süvari ile beraber hareket edecekler. Burada şöyle bir nüans var, onu tekrar belirtelim. Yunanlar artık kaçarcasına 6 Eylül'den itibaren çekilirken bütün ağırlıklarını bıraktıkları için mesafeyi kaçınılmaz olarak artırmakta, araya koydukları mesafeyi. Bu da her girdikleri köyde rahat rahat katliam yapma olanağı bunlara tanımakta. İşte bu imkanı tanımamak için bu atlı takip kolları süratli arkalarından gönderilir. Ne kadar etkili olur? Olabildiğince günün şartları içerisinde kurtarılan, kurtarılamayan pek çok köy, kasaba olacaktır. Ortada tek bir tartışılmaz gerçek varsa o da şudur. Soykırım her neyse, etnik temizlik her neyse bunu sistematik şekilde, örgütlü, önceden planlanmış şekilde Yunan ordusu yapmıştır, yapmaktadır. İşte 6 Eylül'den itibaren daha çok gündemimiz İzmir'e girene kadar Yunanların mezalimi ve bu mezalimin sonucunda bu bölgede yarattıkları ortam olacak. Bunları konuşacağız. 6 Eylül 1922, 100 sene önce tam bugün Mustafa Kemal Paşa ve bütün komuta heyeti burada aldıkları kararlarla artık muharebelerden çok özgürlükten, istiklalden, tam bağımsızlıktan sonra şekillendirilecek olan Türkiye'nin endişesini kafalarında taşımaktadırlar.